Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Quantitative Sets'e hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar başlığa baktığımızda Quantitative Sets'e buradaki Quantitative Taviz anlamına geliyor arkadaşlar. Quantitative Sets'e olarak baktığımızda ise karşıt bildirimde bulunuyorsak arkadaşlar yani bir konu hakkında karşı bir e, argümanla yaklaşıyorsak bu başlıkta topluyoruz bu argümanları. Kontroverses ausdrücken zaten bunu vermiş oluyor. Yani karşı bildirimde bulunduğumuzu demek ki kontro, kontroverses ausdrücken olarak bunu dile getirmiş oluyoruz. Şimdi burada mavi ile ifade ettiğimiz arkadaşlar kelimeler e, demek ki bu yapıyı bize söylemiş oluyor. Obwohl daha önceden görmüştük. Neydi? Rağmen demekti. Bakın, obwohl, obgleich, option ve ungeachtet der Tatsache das bunlar aynı fonksiyonda zaten örneklerle bunu gösteriyor olacağız size arkadaşlar. wenn ve selbst wenn yapıları demek ki bu dersimizde göreceğimiz yapılarmış. Dilerseniz ilk örneğimizde bir başlayalım. Obwohl Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Evet, burada arkadaşlar obwohl cümleyi görüyoruz. Buradaki kelimeleri öncelikle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Einzelhandelsmetropole yani perakende satış metropolü anlamına geliyor arkadaşlar. Bedaitende Gale, aynı bedeutende Gale arkadaşlar bu önemli bir rol anlamına geliyor. Aynı Bedaitende Gale demek ki önemli bir rol anlamına geliyor. In Europa spielt, aynı Gale spielen rol oynamak yerine büyük bir rolü vardır deriz ya güzel Türkçe'de. Bunu da demek ki Almanca karşılığı eine Rolle spielen şeklinde ifade ediliyor. Wird das Potenzial adı üstünde zaten in der Hamburger Innenstadt evet Hamburg merkezindeki potansiyel, potansiyelden bahsediyor cümlemiz. Noch immer nicht hala henüz değil anlamına gelen noch immer nicht voll ausgeschöpft ...Ausschöpfen akıtmak, harcamak anlamında. Yani e, dilerseniz şöyle bir anlamlandıralım cümleyi. E, biliyorsunuz onu da e, söylemekte fayda var. Hamburg arkadaşlar Almanya'nın hatta Avrupa'nın limanı nokta, e, noktasında... ...hani ticaret anlamında e, dolayısıyla önemli bir rol oynuyor. Cümlemiz ne diyor bu durumda? Hamburg perakende metropoli noktasında önemli bir rol oynamasına rağmen... Nerede rol oynuyor arkadaşlar? E, büyük bir rol, e, büyük bir önemi var. Avrupa'da. Ne oluyormuş arkadaşlar? Wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt. Yani Hamburg merkezindeki e, potansiyel hala ne yapılmıyor arkadaşlar? Hala e, desteklenmiyor gibi de düşünülebilir. Auschwitz'inden kasıt arkadaşlar. Tüketmek tüketmek. Ancak buradakinin anlamı şu. Hani devlet ya da hükümet ya da oradaki insanlar yerel birlikler hala buraya yatırım yapmıyor gibi de anlamlandırılabilir bu cümle. Dolayısıyla burada arkadaşlar biz ne yapmış oluyoruz? obwohl ile bu iki cümleyi değil mi e, karşıtlığı aslında vermiş oluyoruz obwohl ile. Dolayısıyla obwohl e, cümlelerini daha önceden e, görmüştük. Önceki seviyelerde görmüştük. Burada obwohl yerine e, başka bir yapıyı da kullanabiliriz. Hangi yapıyı kullanabiliriz arkadaşlar? obgleich yapısını da kullanabiliriz. Bakın burada obgleich yapısına baktığımızda obgleich'ta da herhangi bir fonksiyon dönüşümü olmuyor. Aynı şekilde kullanılıyor. Bakın obwohl yerine ne demişiz? Obgleich Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Bakın gene aynı anlamda değil mi? Ne diyor demek ki? E, Hamburg'un değil mi? Perakende metropolü noktasında Avrupa'da önemli bir rolü olmasına rağmen Hamburg merkezi ne dair potansiyelle yatırım yapılmıyor anlamı doğmuş oluyor. Bakın burada da demek ki ne yapmışız? Obwohl yerine obgleich kullanılmış. Demek ki obgleich neymiş arkadaşlar? Obwohl ile aynı anlama geliyor. Obwohl ne demekti? Rağmen, olmasına rağmen şeklinde değil mi ifade ediliyordu? Bakın obwohl yerine obgleich kullanılabileceği gibi option da kullanılabiliyor. Demek ki option da gene neymiş? Rağmen anlamına geliyor. Bakın burada ne diyor cümlemiz? Option Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Bakın, option yerine bu sefer ungeachtet der Tatsache das görüyoruz. Bakın bu yapı da gene obwohl ile aynı anlama geliyor. Burada ungeachtet der Tatsache das gerçeğine rağmen şu gerçeğe rağmen anlamına geliyor. Bakın burada da gene ne dedik? Rağmen dedik. Sadece burada tek bir farkla falanca ra gerçeğine rağmen dediğimizde bakın cümlemiz gene Aynı şekilde gidiyor bakın yapılara baktığımızda arkadaşlar değişen bir şey var mı diye bakıyoruz yok. Bakın bütün öğeler yerli yerinde duruyor ve ne diyor cümlemiz? Ungeachtet der Tatsache dass Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle spielt wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Bakın, her şey yerli yerinde duruyor. Sadece ben ne yaptım? Obwohl yerine bu yapıyı getirmiş oldum. Tabii obwohl cümle başındaydı. Ben bu obwohl e, yapısını ortaya da getirdiğimde ne olacak? Bakın, onu da burada görüyoruz. Ne diyoruz? Das Potenzial in der Hamburger Innenstadt wird noch immer nicht voll ausgeschöpft, obwohl Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedadet in Europa spielt. Bakın burada da herhangi bir anlam kayması yok. Sadece ne yaptım? Obwohl cümleyi, iki cümleyi bir araya getirdi. Öyle değil mi? E dolayısıyla bu haliyle de ne yapılabiliyormuş, kullanılabiliyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Obwohl Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Obwohl Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Obgleich Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Obgleich Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Ob schon Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Ob schon Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt, wird das Potenzial in der Han Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Ungeachtet der Tatsache, dass Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Ungeachtet der Tatsache, dass Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle spielt, wird das Potenzial in der Hamburger Innenstadt noch immer nicht voll ausgeschöpft. Das Potenzial in der Hamburger Innenstadt wird noch immer nicht voll ausgeschöpft, obwohl Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt. Das Potenzial in der Hamburger Innenstadt wird noch immer nicht voll ausgeschöpft, obwohl Hamburg als Einzelhandelsmetropole eine bedeutende Rolle in Europa spielt. Sıradaki Obwohl wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Evet, cümlemiz gayet anlaşılır öyle değil mi? Obwohl cümlesini görüyoruz. Ne diyor bir bakalım? Obwohl wir seit heute morgen yani bu sabahtan beri Discutieren neydi? Konuşmak, tartışmak değil mi? Bu sabahtan beri konuşmamıza rağmen ya da tartışıyor olmamıza rağmen Habe ich nicht alle Information erhalten. Information erhalten arkadaşlar bilgi edinmek, bilgi almak anlamına geliyor. Dolayısıyla bilgi edinmek, bilgi almak Almanca'da Information erhalten demek arkadaşlar. Burada cümlemiz ne diyor? Sabahtan beri konuşuyor olmamıza rağmen ben bilgi alamadım değil mi? Habes nicht ale. yani tüm bu bilgileri alamadım anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne yapmışız? vol cümlesinden daha doğrusu vol yapısından yardım almışız değil mi? Şimdi biz obwohl yerine obgleich kelimesini de kullandığımızda herhangi bir anlam kayması olmayacak. Gene e ne olacak? Bütün üyeler yerli yerinde olacak. Dolayısıyla obgleich wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle information erhalten. Bakın burada ne olmuş? Demek ki obwohl yerine obgleich değil mi konulduğunda da gene aynı anlam, aynı fonksiyon yerine getirilmiş oluyor. Bakın her şey yerli yerinde. Obgleich yerine obschon da kullanılabilir. Bu durumda ne olacak? Ob schon wir seit heute Morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Bakın burada da gene ne olmuş? Ob gleich, ob schon aynı anlamda değil mi? Obwohl gene aynı anlamda. Burada bunun yerine şunu da kullanabilirim. Şu yapıyı da kullanabilirim. Bakın. Ungeachtet der Tatsache, das. Bakın. Falanca gerçeğine rağmen değil mi? Ne diyor cümlemiz? Ungeachtet der Tatsache, Wir seit heute morgen diskutieren. Bakın, bu sabahtan beridir konuşuyor olmamız gerçeğine rağmen değil mi? Böyle bir gerçek var. Nedir bu gerçeklik? Bu sabahtan beri konuşuyor olmamız değil mi? Bu sabahtan beri bu durumu ele alıyoruz ama henüz değil mi ee, bana gelen bir bilgi yok demeye getiriyor bu cümle. E, dolayısıyla ungeachtet der Tatsache, dass wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten demiş oluyoruz. Tabi biz buradaki obwohl, ob schon, ob gleich yapılarını cümlenin ortasına getirseydim de olurdu. E, bu durumda şöyle bir örnekten de yola çıkarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın aynı yapıyı bu sefer ne yapıyorum? cümlenin ortasına getiriyorum bu durumda. Ich habe nicht alle Informationen erhalten, ob schon wir seit heute morgen diskutieren. Gene ne olmuş arkadaşlar? Ee, bütün bu bilgileri alamadım. Bizler sabahtan beri tartışıyor olmamıza rağmen e, anlamı doğmuş oluyor. Bakın burada option yerine ben opvul obgleich, op da diyebilirdim. Dolayısıyla bu yapıları da buraya katabilirdim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Arkadaşlar alt cümlede belirtmiş olduğumuz virgülden sonraki apsolun yapısının yerine unge ahtetle Tatsache das yapısını da getirebiliriz. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Dilerseniz şimdi güzel bir tekrarla doğru bir telaffuzla Earthy. Obwohl wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Obwohl wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Obgleich wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Obgleich wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Ob schon wir seit heute Morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Ob schon wir seit heute Morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Ungeachtet der Tatsache, dass wir seit heute Morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Ungeachtet der Tatsache, dass wir seit heute morgen diskutieren, habe ich nicht alle Informationen erhalten. Ich habe nicht alle Informationen erhalten, obschon wir seit heute morgen diskutieren. Ich habe nicht alle Informationen erhalten, obschon wir seit heute morgen diskutieren. Şimdi de dilerseniz arkadaşlar, Auch wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Finanzkräftig, finansal olarak güçlü demek. Petra, bu bir kadın ismi, mit ihrem leben unzufrieden, unzufrieden, memnun olmamak anlamında değil mi? Yani mit ihrem leben, kendi hayatından memnun değil, mutsuz anlamı geliyor. Bakın burada cümlemiz bize ne diyor? Petra kastediliyor diyor ki Petra finansal olarak güçlü olsa bile mutsuzdu demeyi getiriyor bu cümle. Dolayısıyla biz cümleyi neyle başlatmışız arkadaşlar? Auch wenn ile başlatmışız. E bu durumda auch wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden demiş oluyoruz. Bakın demek ki finansal olarak güçlü olsa da Petra hayatından memnun değildi demiş oluyor cümlemiz değil mi? Şimdi burada auch wenn yerine selbst wenn yapısını da getirsem olur. E bu durumda her şey yerli yerinde duruyor. Sadece ne yapmışız? Auch wenn yerine selbst wenn'i getirmişiz. E bu durumda selbst wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden. Bakın burada da herhangi değişen bir şey yok. Ne yapmışız? Auch wenn yerine selbst wenn getirmişiz. Bakın bir başka örneğe bakalım. Auch wenn Parameterfehler vorliegen werden alle Änderungen permanent gespeichert. Evet buraya baktığımızda Parameterfehler parametre hataları. Bu da gene bilişimle ilgili bir jargon diyebiliriz arkadaşlar. Parameterfehler vorliegen parametre hataları bulunmak anlamına geliyor. Yani parametre hataları olsa da gibi bir anlam doğuyor burada. Änderungen e, değişimler demek arkadaşlar. Permanent bu da kalıcı anlamına geliyor. Speichern, speichern yüklemek. Yani hafızada depolamak, yüklemek anlamında. E, şimdi cümle bize ne diyor? Auch wenn Parameterfehler e, vorliegen, parametre hataları olsa da werden alle Änderungen bütün bu e, değişimler bu e, ne olabilir? Bu girilen işte e, kodlar olabilir. Değil mi? E, Änderungen, tabi buradaki e, değişimler, dönüşümler değil mi? Artık ne giriliyorsa. E, bütün bu değişimler ne olacakmış? Permanent Geçme bu e, girilen bütün e, söz gelinmeyi işte verilerse eğer söz konusu olan kalıcı olarak ne olacaktır? Yüklenecektir. E, hafızada kalacaktır. E, anlamın e, doğmuş oluyor. E, dolayısıyla bakın burada ahven yapısıyla ne demiş oluyoruz? Parametre hataları olsa da yapılan ya da girilen bütün bu e, dönüşümler bütün bu veriler kalıcı olarak kalacaktır demeye getiriyor cümlemiz. Ne demek istediğimi zaten bilişimciler mutlaka anlamışlardır. Eminim siz de anlamışsınızdır. Burada şimdi auch wenn yerine ben selbst wenn'i de getirdiğimde herhangi bir anlam e, değişimi yok arkadaşlar. Bu durumda selbst wenn parameterfehler vorliegen werden alle Änderungen permanent paylaşat. Bakın burada her şey yerli yerinde duruyor ve auch'un yerine ne yapmışız arkadaşlar? Jetzt beni getirmişiz. Şimdi son örneğimize baktığımızda arkadaşlar burada ven auch yapısını görüyoruz. Bakın az önce auch wenn yapısı vardı, değil mi? Ancak burada da when auch yapısını görmüş oluyoruz. Öncelikle bir bakalım ne diyor cümlemiz? Wenn das Studium auch schwer ist, möchte Beate im Ausland studieren. Evet bakın das Studium neydi? Yüksek öğrenim değil mi? Üniversite öğrenim, yüksek öğrenim. Das Studium demekti. Schwer, zor. Beate bu da bir kadın ismi. Im Ausland studieren. Yurt dışında yüksek öğrenim görmek. Zaten bunları defalarca görmüştük öyle değil mi bu yapıları? Şimdi burada arkadaşlar when auch yapısını gördü, görüyoruz. Ve dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Yüksek öğrenim zor olsa da anlamı doğmuş oluyor. Bakın demek ki wenn das Studium auch schwer ist yapısında değil mi? Burada ne demiş oluyoruz? Yüksek öğrenim zor olsa da Beat'ı yurt dışında okumak istiyor demiş oluyoruz. E, dolayısıyla wenn das Studium auch schwer ist, möchte Beat'ı im Ausland ...studieren demiş oluyoruz ve bir sonraki cümleye baktığımızda bakın burada da gene when auch yapısı var ve bunlar farkındaysanız ayrı ayrı kullanılıyor yan yana değil ve dolayısıyla when das Leben in Indien auch anders vorkommt ist es sehr anregend evet bakın das Leben hayat in Indien Hindistan'daki hayat değil mi anders vorkommt, farklı gelse de değil mi? Ist es ist sehr anregend anregend arkadaşlar bu e, ilham verici cezbedici gibi anlamlar da e, doğabiliyor. E, dolayısıyla e, ne diyor? Hindistan'daki hayat farklı gelse de çok ne diyebiliriz? Çok cazibeli çok ilham verici ee, anlamı doğmuş oluyor bu cümlede demek ki ne yapmış oluyoruz biz burada wenn auch yapısını bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Auch wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden. Auch wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden. Selbst wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden. Selbst wenn sie finanzkräftig war, war Petra mit ihrem Leben unzufrieden. Auch wenn Parameterfehler vorliegen, werden alle Änderungen permanent gespeichert. Auch wenn Parameterfehler vorliegen, werden alle Änderungen permanent gespeichert. Selbst wenn Parameterfehler vorliegen, werden alle Änderungen permanent gespeichert. Selbst wenn Parameterfehler vorliegen, werden alle Änderungen permanent gespeichert. Wenn das Studium auch schwer ist, möchte Beate im Ausland studieren. Wenn das Studium auch schwer ist, möchte Beate im Ausland studieren. Wenn das Leben in Indien auch anders vorkommt, ist es sehr anregend. Wenn das Leben in Indien auch anders vorkommt, ist es sehr anregend. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konsesif setse konusuna bir başlangıç yapmış olduk. Neden başlangıç yapmış olduk diyorum. Çünkü bir sonraki dersimiz bununla devam ediyor olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.